Evet, programa döndük. Şeyh Galip'i söylüyorlar da şeydir. Babası cenazesinde teneşirde o meşhur sözü vardı. Galip teneşire yakışmıyorsun der. Ve ayaklarının altını öpmüş. Evet oğlum. Evet. Demişler ki efendim şey siz onun sultanı sayılırsınız. O da dedi, o da diyor ki maddede ben onun babasıyım ama manada o benim sultanımdır. Ama bu da edep çok yani. Büyük sayıyordu. Bakar mısınız ya? Şeyh Galip, Şeyh Galip muazzam şairdir. Şeydi. Dededir değil mi? Onun Tabii Galata Mevlevi yani. Tabii. Şey. İşte şey, hoşça bak zatına kim zübde-i ademsin, alemsin sen. Mevdumu dide-i ekvan olan ademsin sen. Türkçe. Kendine iyi bak, alemin özü sensin. Mevdumu dide-i ekvan, yaratılmışların göz bebeği olan insan olursun diyor. Şeyh Galip genç yaşta öldü biliyorsun. 30 yaşında. Demin üstadla onu konuşuyorduk. Çok genç öldü. Hatta derler ki bir aşık olmuş bir cariye ya, o da ince derde onu müptela etmiş. Çok güzel de bir insanmış. Genç şair, Mevlevi dedesi muhteşem. O aşkını da ifade edememiş deniyor. Hatta bir şiirinde var o. Gizlesem de aşikar etsem de canımsın benim diyor. Ey nihali işle bir nevres fidanımsın benim. Gizlesem de aşikar etsem de canımsın benim. Neyse ölüyor ve teneşirde babası geliyor. Babası ondan çok daha yaşadı. Bakıyor fidan gibi. Diyor ki Galip bu teneşire yakışmıyor. Sonra da yıkandıktan sonra oğlunun ayaklarının altını öpüyor. Efendim diyorlar siz onun babasısınız yani siz onun niye ayaklarının altını? Evet ben onun maddede babasıyım ama diyor manada o benim sultanımdır. Abi şu terbiyedeki şu mana ya saygıdaki ihtişama bakar mı? Bunun bir benzerini ben dünya edebiyatında göremedim. Yani. Baba oğlu Şeyh Galip için bunu söylüyor. Evet buyur. Uçtunuz gittiniz Şeyh Galip'e Galip. Niye uçalım ya? Bu son derece reel bir hadise, bir olay bu. Benzeri şey mesela Yavuz'la ilgili vardır. O da bana göre bir eşi olmayan bir anekdottur. Yine olaydır. Ölüm döşeğinde biliyorsunuz. Yavuz Sultan tabipler Yavuz'a diyorlar ki işte o şirpençe falan neyse. Sultanım hakla beraber olma vakti yaklaştı. Şimdi ölmek üzeresinizin nasıl bir edeple ifade edilmesi? Cevap o da muhteşem. Yavuz diyor ki, bire siz bizi bugüne kadar haktan cüda mı zannederdiniz? Biz onunla hep beraberdik. Ne güzel konuşurlarmış eskiden. Biz burada boş boş konuşuyoruz şimdi onlara göre. Ama büyüklük bakkalda filan satılmıyor. Yani büyüklük hak ediliyor. Potansiyel olarak bütün insanlarda var bu ama işte o ortaya Yavuz oldum mu çıkıyor, Şeyh Galip oldum mu çıkıyor filan böyle. Ama o Şeyh Galip'in şiiri adam. Ya, Leyla ile Mecnun nasıl? Doyulur mu ona? Akıyor böyle. Hüsnü aşka. Doyulur mu? Hüsnü aşka doyulur mu? Ya. Öyle deniyor ve ben de ona katılıyorum. Leyla-ı Mecnun'u esas İslam edebiyat tarihinde zirveye çıkaran Şeyh Galip'in şiiridir diye. Yani o konu var eskiden o asırlar boyu de, var ama o şiirde daha yani şey saltanat makamına ulaşmış. Evet. Evet. Galip'in şiirine konu olmasa o kadar. Şimdi Sümer'den bahsedince hemen aklıma geldi de sorayım. Bu Kur'an'daki anlamsız harfler ne? Harufu mukatayı diyor efendim. Bir defa sözü tahsiye edelim. Kur'an'da anlamsız hiçbir harf yok. Ne olduğu bilinmeyen dedim o zaman. Bilinmeyen bir şey de yoktu. Belki vakti gelmediği için izahını yapamıyoruz. Ama bizim o muhteşem müfessirimiz Elmalılı'yı açar okursan orada bile cevabı var bunun. Allah diyor? Muhatabının anlamayacağı kelam gönderir mi Fatih Bey? Böyle bir şey olur mu ya? Demek ki muhatabı biz değiliz. Muhatabı biziz. Sen değilsin, ben değilim. Birisidir muhakkak.
İlla hepimiz anlayacağız diye bir şey var mı? Yani birileri var mıdır anlayan bunu? Kesin. Kur'an kendi söylüyor onu. Bunun müteşabihlerini diyor, Allah bilir. Gayet tabii. Peki o... İlimde rasih olanlar, ilimde derinleşmiş olanlar da bilir. Yobaz onu tevil etti. Dedi ki, Allah bilir, nokta. İlimde rasih olanlarsa, biz buna inandık der, geçerler. Ya o zaman Kur'an'ın %98'i gitti. O gece Gönül Hoca anlatacaktı, anlattırmadık. İbn Abbas'tan demin bahsettik. İbn Abbas diyor ki... Sıkıysa anlatırsaydık. İbn Abbas diyor ki, ilimde rasih olanlar da müteşabihleri bilir. Yani anlamı kapalı veya çift çok anlamlı olanları. Ben de onlardan biriyim diyor. Kendini de koyuyor oraya. O da megaloman mıydı acaba? Yalnız o İbn Abbas'tı efendim. İbn Abbas'tı. İbn Abbas. İbn Abbas'ın nübüvvetine dair bir beyan mı var? O da bir insandı yani. Nübüvvet mi gerektirir bu sözü söylemek? İşte ben de onu diyorum. Gerektirmez. Hiç çekinmiyor. Diyor ki ilimde rasih olanlar bilir bu müteşabihleri. Allah bilir, onlar da bilir. Ben de onlardan biriyim, ben de bilirim diyor. Şimdi Elmalı da biliyor. Elmalı diyor ki Kur'an'ın bazı surelerin başındaki mukatta harfler, hurufu mukatta senin dediğin. Nedir onlar biliyor musun? O suredeki secileri veren veya kelamdaki o şiirsel insicamı ifade eden ayet sonlarındaki harf düzenini veriyor. Başta diyor ki ben bu düzen içinde bu sureyi götüreceğim. Nasıl? Tabii şimdi. Elif, lam, mim. Ha, diyor ki burada secileri ve ahengi ifade eden duraklarda egemen olan harfler bunlardır bu surede. Hayır efendim, öyle bir şey değil. Elmalı'da var bu. Elmalı diyor olabilir. Evet. Hayır. O Elmalı diyor. Siz tetkik ettiniz mi? Ettim. Edin. Peki hocam, mesela şöyle bir şey olabilir mi? Elmalı havaya konuşmaz. Şöyle bir şey bakmak olabilir lazım. Mi? Hani siz demin dediniz ya bir... Yani birkaç tanesi böyle olmayabilir ama hakim olanı budur. Elmalı bunu ezbere söylemez. Şöyle şeyler de söyleniyor. Dediniz ya hani derinde bir pagan şey var, kültür var. O pagan kültürün üstü... O bütün insanlık için. Bütün insanlık için. Ama onun mana çıkmaz ki o şekilde. Mana çıkmaz o şekilde. Şimdi kafaya ayn saat. Kaf. Kaf yani. Elif, lam, ra. O da başka şey var. Şimdi... Bir akşam rica edersek Gönül Hoca gelirse... Evladı Resul'den bir zat... mukayeseli şekilde anlatır. Ben anlatmasına karşıyım şahsen. O gece de daldı, şey yapacaklar. Hatırlıyorsun hocam dedim. Kesin bırak. Bana. Bırak dedim. Evladı Resul'den bir zat bu hurufu mukatta'yı sormuşlar. Enteresan bir cevap veriyor. Bu Abdülhakim Arvasi diyor ki canım çok karıştırmayın. Bu seven de sevilen arasındaki şifreler diyor. Yani en azından Hazreti Peygamber biliyor onların ne olduğunu. Birileri daha bilecektir. Çok acele etmeyelim. Yani hepsini bugün bileceğiz diye bir kayıt yok. Günü geldi öğreniriz diyorsun. Bugün de biliniyordur. Yani biri bilmiyor, öbürü biliyor. Peki yine bu fizikte var ya, paralel evrenler şimdi çıktı. Kuantum fiziğinde falan. İşte boyutlar, aynı anda birkaç evren var falan. Bunu okumadım. Paralel evrenler meselesi burada da incelenmiş. Hocam işte bildiğimiz için bildiğiniz, o yüzden soruyoruz. Yani durduk yere sen niye paralel evren soralım şimdi? Evet. Yani Hawking değilsin, tabii Einstein işte değilsin. Bunu sana sorduğum sebebi bu. Müteşabih meselelerdir. Onu da söyleyelim. Yani burada matematik cevaplar aramayacağız. Yok tabii ki. Evet. Mesela paralel evrenlerin fiziksel mantığı aslına bakarsanız bir yandan da Kur'an'a da uyuyor. Yani İslam felsefesine de uyuyor diyeyim daha doğrusu. Deminden beri biz neyi diyoruz? Biz ne dedik? Evet. Nedir İslam'daki yeri bu paralel evrenlerin? Nasıl? Paralel evrenlerin İslam'daki yeri. Yani sanki... Yani İslam nasıl algılıyor bu işi? Faizin İslam'daki durumu gibi. Böyle bir soru öyle sormayalım. Şöyle diyelim. Kur'an-ı Kerim paralel evrenleri hatırlatacak ifadeler kullanır. İşte en fazla bu kadar. Öbürü kehanete girer. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in
kendi kelamını da, varlığın yapısını da kendi ifadesiyle ezvaç dediği çiftli, polariter bir sisteme oturtuyor. Antimadde değil mi var ya? Şimdi bilmiyorum ben onu. Onu ustası bilecek. Ben o işin uzmanı değilim. Şimdi diyor ki, yarattığımız her şeyi zevciyet ilkesine göre çift yarattık. Takdis ederiz o yaratıcıyı ki yarattıklarının tümünü ezvac olarak, yani çift ve paralel, işte paralel evren dediğim bu. Ama paralel evrenin izahı, ben onu bilmem. Ama paralel evrenle ilgili yazılanları okuduğum zaman benim hemen gözümde Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri canlanıyor. Ben de diyorum ki paralel evrenler düşüncesini hatırlatan ifadeler Kur'an'da var. Ben bu kadarını söylerim ilahiyatçı olarak. Burası ne dersin? Veya felsefeci olarak. Tarihçiler bilmiyorum. Nasıl izah eder bilmiyorum. Bunu? Ne çarpma böyle bir şeyler yapıyor. Yapar abi. Ne oldu? Yok, başka bir şey. Bilmiyorum. Peki mesela bu cinler falan filan bu mevzular, onun bir belirtisi olabilir mi aslında? Ne? Paralel evrenin. Cinler fotokopik alemdir. Nasıl olacak? İki boyutlu şeye göre. Bazı yazarlar. Cin göre. Kelime anlamıyla gözle görülmeyen varlık, evet. Veya alem veya boyut demek. İşte ben de onu diyorum. Ha, olabilir mi? O başka bir şey o. Var mı cin? Bazı müfessirlere göre, ki bunlar, Abduh da bunlardan biridir. Bu cinlerle ifade edilen, gözle görülmeyen ama aktif unsurlar Muhammed varlıkta. Muhammed Abduh mu diyor? Yani, Muhammed Abduh. Abduh mesela. Yoksa sever misiniz? Efendim, niye sever miyim? Bir ilim adamıdır. Ben tanımıyorum kendisini. 1905'te ölmüş. Tabii yazdıkları. Bilemem. Şimdi o diyor ki, bu mikropları falan, bunların Mısır'da daha başka bazı alimlerde bu cinler kategorisi içinde görüyor. Gözle görülmeyen varlıklar. Mesela o Fil suresindeki ebabil kuşlarının attığı taşları da mikroplarla tevil ediyor. Cinlerle, din dilinde cin denen varlıklar mikropları ifade etmektedir diyenler var. Ne var? Çünkü dinin, kutsal metinlerin kullandığı lügat bir transformasyonla bilimlerin diline aktarıldığı zaman neler çıkar ortaya? Yalnız radyodan konuşan da meleklerdir diyenler de var. İdi. Yani, tabii yani, işin malum. Biraz şirazesi de dağılıyor malum burada. Yani.